tamamen burayı biz kaç bin kamyonla doldurduk. Burası bir bataklık. Kaya tahkimat var, bu kaya tahkimat. Oradan devam edecek, orada şey var ya bak, görünüyor zaten. Evet. Devam edecek daha sonuna kadar buranın. Bu ikinci etap Elmalı'ya kadar gidecek. Doğa için, tabiat için inanılmaz derecede büyük bir hizmet oldu. Çok kıymetli, şimdi görürsünüz. Bu kadar kumsal gördünüz mü? Taş olur gene. Bakın burası 60 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğunda bir kumsal. 1,5 milyon metrekare. O vakıflardan da aldığımız yerle 2 milyon metrekarelik bir alan. Bunların da belli değil ama çok yüksek maliyetler olmayacak. Biz belediyemizin kendi imkanlarıyla inşallah yapacağız. Bu kadar büyük yeşil alanın olduğu ve şehir merkezinin olduğu, hani Doğu Anadolu bölgesinde böyle bir yer yok. İnşallah biz başlattık. Sizler sahip çıkın diye ben buraya getirdim sizi. Bu gördüğünüz alanın tamamen dolgu arkadaşlar. Bu belki bir senelik çalışmanın eseri. Burası 1720 metre rakımda olan dünyanın en büyük göllerinden biri olan Van Gölü. Göreve başladığımızda sadece Edremit'te bir sahil bandımız olduğunu gördük. Ancak bizim İpek yolunun 3 kilometrelik bir sahil bandı var. Biz bu işsizlikle ve istihdamla alakalı problemi çözebilmek için turizm kenti olan Van'ımızın potansiyelini kullanmak istedik. Nasıl kullanacağız bunu? Burayı hem İran'a, Irak'a ve yerli turiste cazip bir destinasyon noktası olması adına sahili üstümüze düşecek şekilde eğlence alanları, dinlence alanları, teleferiğin olduğu, havuzunun olduğu, piknik alanlarının olduğu, satış alanlarının olduğu, daha aklımıza gelmeyecek, yani çok daha farklı hizmet verebilecek kurum ve kuruluşların olabileceği bir merkez haline getirmeyi hayal ettik ve planladık. Şu an %60'ına yakınını, yani altyapısını bitirdik. Daha öncesinde burada yüzlerce ahır vardı. Hiç kimseyi mağdur etmeden onları yıktık. Ve kaya tahkimatında pislik akıyordu bizim göllerimize, derelerimizden. Bunları temizledik. Mazgallarımızı yaptık, kaya tahkimatımızı yaptık. Her gün burayı düzenli olarak temizlettiriyoruz ve devam edeceğiz buna. Bizim buradaki amacımız turizme kazandırmak. Burayı emek yoğun bir sektör olan, hizmet yoğun bir sektör olan turizm sonucunda istihdama katkı sağlamak, gençlerimize iş imkanı sağlayabilmek ve Van'ın potansiyelini optimum seviyede kullanabilmek. İnşallah bu sahil projesinde biz 60 metrelik burada şu an kumsalımız var. Ona da zerre zarar verdirtmiyoruz. Ki vatandaşlar açısından bunun şifalı olduğuna da inanılıyor. Ve gölümüz zaten sodalı. Cilt hastalıklarına son derece şifalı olduğuna inanılıyor. Bizim hemen yukarıda tarihimizi yansıtan Urartu'dan kalan Van Kalemiz var. Bizim kampüsümüzün içerisinde. Hemen inanç turizmi diye adlandırabileceğimiz Horhor Medresesi var ve orada Horhor kaynak suyu var. Buranın bütün yeşillendirmesini, havuzun kaynak suyunu ve diğer kaynak sularını da inşallah doğa dostu olarak oradan sağlayacağız. Yani biz buraları tamamen doğaya, tamamen vatandaşımıza kazandıracak şekilde hizmet ediyoruz. Ben çok umutluyum, çok heyecanlıyım. İnşallah şehrimize, ilçemize hayırlı olsun diyorum. Kurbaş. Şurası kayın oldu kısım tahkimatı yapıyor. Ben deresi buna yer miydi? Şu işte şu. Evet, kurbaş. Tamam, kurbaş deresi. Evet.